Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gerçekten çok güzel bir içerik var. Ama sizi uzun bir süre beklettim. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. Ama bunların hepsi için değecek. Çünkü önümüzdeki aylarda değil, önümüzdeki haftalarda hatta günlerde bile olabilir Euro 2020'nin yeni koleksiyonu çıkıyor. Ve bunun için de gerçekten çok güzel videolar hazırlayacağım ve bütçemi onun için de ayarlıyorum. Açıkçası neden video gelmediğini çok merak ettiniz. Biraz internet sıkıntısı oldu. Biraz da şu pandemiden dolayı inanın video çekmekte ve içerik üretmekte biraz zorlanıyorum. Ancak hiç kuşkusuz ki Euro 2020 geldi, gelecek yeni koleksiyonuyla birlikte. Ve bu koleksiyon adı Euro 2020 Kickoff 2021. Yani bildiğiniz üzere geçen sene ertelenen Avrupa Şampiyonası bu sene tekrardan yapılacak ve koleksiyonu da tekrar piyasaya çıkmış olacak ve böylelikle de harika bir koleksiyon daha elde etmiş olacağız. Ama bugün Kargomda Ne Var videosunun çok güzel bir yanı var. Çünkü çok özel serilerin yer aldığı kargolar açacağız ve bir önceki videolarımdan bir tanesinde de şeyi unuttuk. Bir kargoyu açmayı unuttuk. Niye unuttuk? Heyecandan unuttuk. Gerçekten çok kargo vardı. Ama şimdi o kargoyu açmak için en uygun zaman şu an sanırım. Ve o kargoyu açayım. Çünkü içinde gerçekten aylar, haftalardır beklediğim, açmayı beklediğim bir set var. Ve içerisi gerçekten çok güzel. Bu videonun içeriğiyle alakalı sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz de ayrıyetten çok sevinirim arkadaşlar. O zaman bu videoda bakalım özel serilerimize ait olan bu premium şeyler nelermiş, hep birlikte bir bakalım. Açıkçası kargonun bu kadar uzun süre bekletmemin değeceğini düşünüyorum. Çünkü sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir şey var içerisinde. Tabii eğer ben de bu kargoyu sizin gözlerinizin önünde hızlıca açabilirsem. Evet, konusu gelmişken yine söyleyelim. Euro 2020 içerisinde tabii ki de Türkiye milli takımında yer aldığı bir koleksiyon olacak. Eğer özel bir video yapmamı istiyorsanız, daha detaylı olarak açıklamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun için de sizin için özel bir video hazırlayabilirim ve koleksiyonun yeni resimlerini, limited edition'larını size bir videoda gösterebilirim. Eğer isterseniz tabii ki yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kargomuz görücüye çıktı. Bakalım içerisinde istediğimiz o güzel setler ne durumda? Şimdi hep birlikte onu göreceğiz. Hafiften belli oluyordur diye düşünüyorum ama belli olmuyormuş. Açmamız lazım. Evet, o kadar hassas ki yani maket bıçağını bir geçirsem kartonet yırtılacak. Hüzünlü olacak o zaman sonu. Evet, yavaştan beliriyor ve ne kadar harika bir serinin gelmiş olduğunu da görüyorsunuz. Bu bir oyun ve bir oyunun premium ürünleri. Şimdi gözlerinizin önünde bunların ne olduğuna hep birlikte bakacağız. Görücüye çıktı. Forza Horizon, Forza Motorsport olduğunu da görebiliyorsunuz. Şöyle hemen ilk aracımız çıkarsa göreceksiniz. İlk aracımız 5'te 5 olan, yani bu koleksiyonun 5 arabasından 5.'si olan Porsche 934 Turbo RSR. Harika bir araç gerçekten. Ya şöyle detaylara bakılınca inanılmaz gözüküyor gerçekten. Şöyle üstten de, alttan da, arkasından jantlar. Evet, çok far detayı yok ama Forza Horizon diyoruz ve gerçekten çok etkileyici gözüküyor. Forza Horizon serisinin 4. aracı Ford Shelby GT350, ki rengi acayip güzel. Yine tabii ki beyaz renkler kullanılmış Forza Horizon'a özel olarak. Burada da Ford'u görebiliyoruz. Ford Shelby GT350 gerçekten mükemmel bir detay. Şöyle 4 numarayı yanına katalım. Ve tabii ki Türklerin en sevdiği, hayran olduğu Audi RS6 Avant 2017 model RS6.
Harikadır kendisi. Müthiş bir station wagon. Ya gerçekten çok güzel gözüküyor. Serinin 5'te 3. arabası. Serinin 2. arabası ise Honda'ların vazgeçilmesi mümkün olmayan ama bir başka modelde sahip Acura NSX, ki Honda NSX ile hemen hemen aynı olan araç görebiliyorsunuz. Yine süper detayları var araç üzerinde. Yine 5'ten ikincisi bu araç. Son aracımız da güzel bir Jeep. Bu Jeep'in adı da Land Rover Defender Double Cab. Forza Horizon'ın birinci arabası oluyor kendisi. Evet, Forza serisinin araçları bu şekilde. Ama elbette ki araçlarımızı göstermeye devam edeceğiz. Şu Forza'ları şuraya katalım. Videonun sonunda hepsini komple gösteririz. Bir kargomuz da Armağan mağazasından geldi. Peki ne geldi? Şimdi hep birlikte ona bakalım. Aslında geçen senenin koleksiyonu ancak tekrar satışa çıktı ve satışa çıktığını görünce ben de bir set alayım dedim. Elimde de birkaç tanesi vardı. O yüzden içinde ikinci seti tamamlamak adına bir taneden fazla aldım. Bir tane de. Şimdi hep birlikte paketlemeyi nasıl yapmışlar ve araçlarımız ne durumda bakalım. Umarım açılır. Evet. Şöyle. Yine güzel bir kargo paketlemesi gördüğümü umuyorum. Streç, yani güzel balonlu en azından sarmışlar. Yapıştırmışlar. Emek vermişler. Ama bunu zaten yapmak zorundalar. Kurumsal bir şirket oldukları için. Evet. İnternetten gerçekten bu tür araba modelleri sipariş etmek bazen sıkıntı olabiliyor. Diyorsunuz ki ya bunun her yeri kırık dökük. Pişman oluyorsunuz bazen aldığınıza. Umarım aldığımız internet siteleri bizi pişman etmez ama elbette bir koleksiyoner olarak yerinde gidip almanızı tavsiye ederim. Alamıyorsanız da internetten alın ama güvenilir sitelerden. Ve şimdi elimize geçen araçları görüyoruz ve bu araçlar gerçekten pırıl pırıl. Şimdi tek tek kimler olduğuna bakacağız. Hızlı ve öfkeli elbette serimizin adı. Peki araçlarımız kimler? Hemen 1 numara. 5. arabadan birincisi Mercedes AMG GT 2015 model. Harika bir araç, yine The Fate of the Furious filminden çıkmış. İlk aracımız bu şekilde. İkinci aracımız Nissan 370Z Fast and Furious'ın 6. filminde, ancak bu filmi Tokyo Drift'te de görebiliyoruz farklı modifiyeli bir hali olarak. Çok fazla uzatmayacağım. Hızlı ve Öfkeli serisini herkes zaten gayet iyi biliyor. McLaren 720S yine Hobbs and Shaw filminden çıkan diğer bir İngiliz arabası. Harika bir McLaren, ki bunun da birazdan sürprizi olacak çünkü bunun birazdan premium olan araç modelini göstereceğim. Lamborghini Gallardo LP5607 yine Fast and Furious 6'ten gelen 5. arabadan, 5 arabadan 4.'sü. Ve 5'te 5, 5. arabamız da Furious 7'den Ford Torino Talladega 69 model, yine çok güzel bir model. Hızlı ve öfkeli serimiz bu şekilde. Bir tane de Gallardo aldım fazladan, çünkü bende eksikti ikinci sette. Evet, Fast and Furious serimizi köşeye attık ve şimdi diğer pakete geçiyoruz. Diğer paket yine bu sene 2021'de gelen ve güncel bir seri. GRT 22 diye geçiyor sanırım. Umarım öyle geçiyordur. Geçmiyorsa da kusura bakmayın. Kendi orijinal kutusunda. Hemen açalım ve bakalım arabalarımız nelermiş. Hemen kutunun içerisinden çıkartıyorum ben de.
Şöyle tek tek göstereceğim sizlere. Düzenledikten sonra. Ve Cult Races, Cult Series diye adlandırabiliriz Hot Wheels'ın. GN19 diye geçiyor. Ve pembe pembe bir Scion FRS var. Ki bu Toyota GT86, ki üstünde 86 ayrıntısı da var. Subaru BRZ'ye de çok benziyor. Kendileri pembiş pembiş burada yer alıyor. Ve Honda CRX88 model ve tabi Honda'cıların en sevdiği ve GDM'cilerin en sevdiği araçlardan bir tanesi Honda CRX. Yine bu serimizin 4. arabası. Almanların vazgeçilmesi mümkün olmayan ve Türklerin de sevdiği modellerden bir tanesi Volkswagen Golf MK2. Kendisini yeşil renkte görüyoruz. Yine çok güzel detayları var ancak far detayları pek yok. Bu aracımız da 5 arabadan 3.sü olarak koleksiyonda yer alıyor. Yine bir GDM, yine bir Japon. Kendisinin adı Nissan Skyline 2000 Turbo RS KDR30. Kendisinin premium modeli de yine FP86 kodlu Car Culture serisinde kırmızı renkli olarak premium rengini bulabilirsiniz. Harika bir araç. Kendileri Nissan. Ve evet, Ford Focus 2008 model Ford Focus da bizleri karşılıyor. 5 arabadan birincisi olarak GN19 Cult Race Series'in arkada da görebiliyorsunuz 5 aracın komplesini. Bu şekilde kendileri yer alıyor. 3 tane set gösterdik ve şimdi sırada bence aralarındaki en güzel set. 3 setten bakalım. Bu gelecek set bunları sollayacak mı? Ama sollayacağını düşünüyorum. Ve şimdi onu açıyorum. Kendileri gökten inmiyor, yerden yükseliyor. Ve şöyle hemen kodunu göstereyim de biraz heyecanlanın. Kendileri GBW75 kodlu Fast and Furious Premium modelleri. Kodundan da anlayabilirsiniz ve kendileri bir full koli. Hemen bu full koliyi açalım, bakalım içerisinden neler çıkacak. Açıkçası ben de heyecanlıyım sizlere bunları tanıtırken, gösterirken. Ya bizi karşılayan ilk arabaya bakar mısınız arkadaşlar? BMW M3 46. Bu serinin belki de en çok talep gören ve en çok sevilen modellerinden bir tanesi. Ki buna sahip olduğum için gerçekten ben de çok sevinçliyim. Şimdi bunları tabii ki tek tek göstereceğim ama bunları kartonetinden çıkartmam lazım. Şöyle hasar vermeden çıkartayım. Sizlere göstereyim. Yine bir BMW var bu seride. Kendisi BMW M3 E36'nın siyah versiyonu ve bu serinin 4. arabası. Açıkçası arabaya değil de yukarıdaki fotoğrafa bakmak bile yetiyor. Şimdi sizlere devamını göstereceğim ama kartoneti ayırıp kartonetten kartları ayırmam lazım. Evet, serinin iki BMW'si şu an karşımızda, gerçekten harika gözüküyorlar ve serinin en çok sevilen arabaları. Elbette ben de bir BMW seveni, ayran, yani bütün arabaları gerçi seviyorum ama BMW gerçekten bu seride bir çok ayrı gözüküyor. Lamborghini Aventador Coupe ve simsiyah müthiş bir araç. Ya gerçekten yakından bakınca ne kadar harika olduğunu görebiliyorsunuz. İnanılmaz gözüküyor gerçekten. Ve kauçuk lastikler, inanılmaz siyah bir metalik boya ve far detayları Lamborghini Aventador'da. Ve Hobbs & Shaw Londra sokaklarına McLaren 720S'i görüyoruz Türkçe tabiriyle. Yine süper bir araç. Sizlere az önce Fast and Furious'un diğer aracını göstermiştim. Sağdaki premium, soldaki regular araç. Çok çok yakından bakarsanız farkı anlayabilirsiniz. Sağdaki kauçuk, soldaki ise normal metalik araç tekerlerine sahip. Ve Fast and Furious'un de son aracı Aston Martin DB5. Gerçekten nostaljik olarak Londra sokaklarında yine harika bir aracı görmekteyiz.
Evet, araçlarımız bu şekilde. Diğer araçları da şöyle hemencecik düzenleyelim. İki setimiz var çünkü bu Fast and Furious serileriyle alakalı. Eğer siz de Fast and Furious biriktiriyorsanız bana Instagram'dan veya Discord'dan ulaşabilirsiniz. Takas yapabiliriz. Ve diğer modellere, sahip olmadığım modellere de sahip olmak isterim açıkçası. Güzel bir takasla. Şimdi sizlere veda edeceğim. Çünkü video baya uzadı ama sizlere bugün 4 tane komple set gösterdim ve bunların hepsi de gerçekten birbirinden özel seriler. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim ayrıyetten. Uzun bir zaman oldu ama bence değdiğine düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Uzun bir video oldu ama bir sonraki videoda da Euro 2020'yi tamamlamaya çalışacağız. Açtığım kartlardan bayağı bir eksiğimi çıkarttım ama içerisinde bir 20-30 eksik daha var. Onları da tamamlayıp sizlere full albümü de göstereceğim. Videoma gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Uzun bir zaman oldu, tekrar kusura bakmayın. Ama videolar seri bir şekilde gelecek Euro 2020 koleksiyonunun da çıkmasıyla. O zaman hepinize görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Araç biriktirmeye, kart biriktirmeye, koleksiyon yapmaya devam edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.